30. Lema'nın birinci nüktesi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la te'zuhu sinetum. Ayetli kerimesinin aziminin bir nüktesi. İsmi azam veyahutta ismi azamın iki ziyasından bir ziyası veya altı nurundan bir nuru olan ismi hayyın bir cilvesi. Şevvali Şerif'te Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa aklına göründü. Vaktinde kaydedilmedi ve çabuk o kutsi kuşu avlayamadık. Tebavut ettikten sonra hiç olmasa bazı remizlerle o hakikati ekberin ve nuru azamın bazı şualarını muhtasaran göstereceğiz. Birinci remiz Hay isminin birinci renizi, İsmi Hay, ismi Muhyi'nin hayat veren, ismi Muhyi'nin, yaratanın bir cilvesinin azamından olan hayat nedir? Mahiyeti ve vazifesi nedir? Sualine karşı fihriste var cevap şudur ki, ki hayatın olmadığı bir nesne, insan, mahlukat, nebatat hiç hükmünde olduğu için hayat her şeye hayat veriyor. Onun için hayat nedir? Mahiyeti nedir? Sualine karşı aşağıda açıklıyor zaten üstat. Hayat kainatın en ehemmiyetli gayesi. Mevcut şu kainatın en ehemmiyeti gayesi. Hem en büyük neticesi hem en parlak nuru hem en latif meyvesi hem gayet süzülmüş bir hülasası hem en mükemmel meyvesi hem en yüksek kemali ve en güzel cemali hem en güzel nimeti hem sırrı vahdeti birlik sırrının bütün tecellileri hem rabıtayı ittihadı hem kemalatının güneşi hem sanatça ve mahiyetçe en harika bir ziruhu. hem en küçük bir mahluku, bir sanat hükmüne getiren mucizekar bir hakikati. Hayat aynı anda Cenab-ı Hakk'ın daim tecelli eden mucizesi. Mucize neydi? Hiçbir kişinin, zatın yapamayacağı, insanların elde edemeyeceği bütün gayretlerle bir hakikat, mucize. Neymiş? Hem en küçük mahluku bir kainat hükmüne getiren mucizekar bir hakikati. Aslında bunların hepsi açılımı gerektiren konular. Yalnız bunu açıklamış 23. sözde Ustad. Burada da açıklamış ileride. Onun için fazla detaya girmeden Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur'dur kaidesiyle devam ediyoruz. Hem güya kainatın küçük bir ziyahat, hayatta yerleşmesine vesile oluyor gibi koca kainatın bir nevi fihristesini o hayatta göstermekle beraber o zihayat ekser mevcudatla münasebetler ve o küçük, küçük bir kainat hükmüne getiren en harika bir mucizeyi kudrettir. Hem en büyük bir kül kadar hayat ile küçük bir cüzü büyülten hem en büyük bir kül kadar hayat ile küçük bir cüzü büyülten ve bir ferdi dahi külli gibi bir alem hükmüne getiren ve rububiyet cihetinde kainata tecezzi ve iştirakı ve inkisamı kabul etmez bir kül, bir küllü hükmünde gösteren fevkalade harika bir kudreti ilahiyedir. Hem kainatların, kainatın mahiyetleri içinde zatı ı Hayyukayyum'un vücubu vücuduna, yani bütün mevcudatta görünen güzellik ve yaratılış hikmetlerine, vahdetine, ehadiyetine şehadet eden burhanların en parlağı ve en katisi ve en mükemmeli hayat. Hem masnuat ilahiye içinde en hafisi, en zahiri, en kıymettarı, en ucuzu değil mi? En küçük sinekten tut, en büyük işte ne varsa hayvanat ve insanat aleminde hepsinde ne yapıyor? Hayat faaliyet gösteriyor. Hem en küçük mahlukattan en büyük mahlukata diyor. Tecelli eden masnuatın içinde en kıymetli, en ucuzu, en nezihi en parlak ve manidar bir nakşı sanatı Rabbaniye'dir. Hem sair mevcudatı kendine hadim ettiren bütün kainattaki mevcutlar ne yapıyor? Hayata hizmet ediyor. Ne diyor? Hem sair mevcudatı kendine hadim ettiren nazenin, nazdar, nazik bir cilveyi rahmeti Rabbaniye'dir. Hem şuunati ilahiyenin gayet cami bir aynesidir. Cenab-ı Hakk'ın kainatta yarattıkları bütün işlerin ve bütün mahlukatın ve bütün hareketlerin gayet cami, geniş manada aynesidir. <laughs> Hem Rahman, Rezzak, Rahim, Kerim, Hakim gibi çok Esma-i Hüsna'nın cilvelerini cami, ve rızık, hikmet, inayet, rahmet gibi çok hakikatları kendine tabi eden bunların isimlerinin hepsini Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin hepsini hayat ne yapıyor? Kendisine diyor tabi eden ve görmek ve işitmek, hissetmek gibi umum duyguların menşei, madeni bir ucubeyi hilkatı Rabbaniyedir. Acip yani şeyi çözülemeyen ucubeyi acubeyi hilkatı Rabbaniyedir. Ne demekmiş acubeyi hilkatı Rabbaniye? Her şeyi terbiye ve idare eden Allah'ın yarattığı hayret verici şey. Yani işler. Hem hayat bu kainatın tezgahı azamında öyle bir istihale makinesidir ki mütemadiyen her tarafı her tarafta tasfiye yapıyor, temizliyor. Yani 100 seneki önceki mahlukat veya insanlar ne oldu? Tasfiye oldu gitti. Biz de tasfiye olacağız tabii. Terakki ettiriyor tasfiye ettiriyor ama aynı anda terakki ediyor. Hem temizleniyor, kalitelisini de terakki ettiriyor. Nurlandırıyor ve zerratı kafilelerine güya veya zerrat kafilelerine güya hayatın yuvası olan bir her ceset ve her zerrelere vazife görmek, nurlanmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışladır. Adeta zat-ı kayun kayyum ve muhi bu makineyi hayat vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'ın hayat veren, işte öldüren isimlerin vasıtasıyla bu karanlıklı ve fani ve süflü olan alemi dünyayı latifleştiriyor. Adeta dünyada hayat temizleme makinesi gibi ışıklandırıyor. Bir nevi beka veriyor. Baki bir aleme gitmeye hazırlattırıyor. Hem hayatın iki yüzü. Yani mülk, meleküt ve cihleri parlaktır, kirsizdir, noksansızdır, ulvidir. Onun için perdesiz, Vatıs, vasıtasız doğrudan doğruya desteği kudreti Rabbaniye'den çıktığını aşikare göstermek için sair eşya gibi esbabı sair eşya gibi esbabı sebepleri hayattaki tasarrufatı kudrete perde edilmemiş bir müstesnai mahluktur. Yani belki diğer hayatın safhalarında Cenab-ı Hakk'ın varlığı görülmeyebiliyor ama hay isminde Cenab-ı Hakk'ın varlığı adeta görünüyor yani. Hay ismi. Hem hayatın hakikati imanı erkaniyenin hem hayatın hakikati altı erkani imaniyeye bakıp manen ve remzen ispat eder. Yani hem vacibül vücudun vücubu vücudunu ve Hayatı sermediyesini, kainatta görünen her türlü faaliyet ve zenginliklerini hem dar ahiret ve hayatı bakiyesini hem vücudu melaikesi hem sair erkanı imaniyeye pek kuvvetli bakıp iktiza eden bir hakikati nuraniyedir. Hem hayat bütün kainattan süzülmüş en safi bir hülasası. Hem hayat bütün kainattan süzülmüş en safi bir hülasası olduğu gibi kainattaki en mühim bir maksadı ilahiye ve hilkat-ı alemin en mühim neticesi olan şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbeti netice veren bir sırr azamdır. İşte hayatın bu meskür 29 ehemniyetli ve kıymetli hassaları, hayatın 29 ehemniyetli ve kıymetli hassaları ve ulvi ve umumi vazifelerini nazara al, sonra bak, Muhyi isminin arkasında ismi hayin azametini gör ve hayatın bu azametli hassaları ve meyveleri noktasından ismi Hay'ın nasıl bir ismi azam olduğunu bil. Biraz ağır gibi ama bunu anlayabilsek Hay isminin tecelliyatını o zaman imanımızda derece daha yükselir diye düşünüyorum. Hem anla ki bu hayat madem kainatın en büyük neticesi en azametli gayesi ve en kıymetli meyvesidir. Elbette bu hayatın dahi kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi bulunmak gerektir. Çünkü ağacın me neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin çekirdeği de vasıtasıyla neticesi gelecek bir ağaçtır. Evet, bu hayatın gayesi ve neticesi hayatı ebediye olduğu gibi. Demek ki Cenab-ı Hak hayatı niçin vermiş bütün mahlukata ve başta insana? Evet bu hayatın gayesi ve neticesi hayatı ebediye olduğu gibi. Her bir meyvesi de hayatı veren zatı ı Hayy kayyum ve muhiye karşı şükür ve ibadet ve hamd ve muhabbettir ki bu şükür ve bu muhabbet ve hamd ve ibadet ise hayatın meyvesi olduğu gibi kainatın da gayesidir. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın bu kainattaki hay isminin tecellisinin en büyük meyvesi neymiş? İbadet, şükür, hamd ve muhabbettir ki bu şükür ve bu muhabbet ve hamd ise hayatın meyvesi olduğu gibi şu gördüğümüz bütün kainatın da gayesidir. Demek ki yani kainatı senin için yarattım, sen olmasaydın yaratmazdım dediği Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da insan olması hasebiyle, hayat sahibi olması hasebiyle demek ki bütün Cenab-ı Hakk'ın kainattaki yaratılma hikmeti Hay isminde tecelli ediyor. 23. pencerede Üstad şöyle bir bu hayatın daha değişik şeyini açıklıyor. Ellezi halakal mevta vel haya. Ölümü de hayatı da yaratan odur. Mülk suresi 2. ayet. Hem kudreti Rabbaniye mucizatın en vuranisidir. Hayat, hayat, kudreti Rabbaniye'nin ve mucizatın en nuranisidir, en güzelidir ve vahtaniyet burhanlarının yani iman edilmesi gerekliliğinin en kuvvetlisi ve en parlağıdır. Ve tecelliyatı semedaniye aynelerinin en cami ve en berrağıdır. Yani kime sorarsanız sorun bu insan nasıl yaşıyor, nasıl canlanıyor, nasıl hayat buluyor, nasıl ölüyor sorularının cevabına ne cevap verecektir? İster istemez bir yaratıcıya ne yapacaktır? Dayandıracaktır yani. Ne diyor? Burhanların vahdaniyet Cenab-ı Hakk'ın tecelli ettiği birlik tecellisinin burhanlığı en kuvvetlisi, en parlağıdır. Tecelliyeti samadaniye aynelerinin en cami, en berrağıdır. Evet, hayat tek başıyla bir hayy kaymun bütün esma ve şuunatı ile bildirir. Yani devamlı yaşayan, ayakta duran bütün mahlukatın diyor, bütün yapılan işlerin şuunatı ile bildirir diyor. Çünkü hayat pek çok sıfatın memzuç bir mecmu hükmünde bir ziya, bir tiryaktır. Elvanı seba ziyada ve muhtelif edviyeler triyakta nasıl ki muntecizden bulunur. Yani güneşin yedi renginde diyor nasıl ki çeşitli renkler bulunur. Öyle de hayatın içinde diyor hayatta dahi pek çok sıfattan yapılmış bir hakikattır. Hayat dahi Cenab-ı Hakk'ın birçok isimlerinden terekküp etmiş bir hakkatır. O hakikattaki sıfatların bir kısmı duygular vasıtasıyla imbisat, imbisat ederek inkişaf edip ayrılırlar. ayrılırlar. Kısmi ekserisi ise hissiyat süresin, suretinde kendilerine ihsas ederler. Kendilerini ihsas ederler ve hayattan kaynama suretinde kendilerini bildirirler. Yani bir yerde hareket varsa o hareket nereye dayanıyor? Hay ismine, hayat veren ismine dayanıyor. Hareket olmadığı yerde ne oluyor? Hayatta olmuyor. Onun için ne diyor burada? Kısmi ekseri kısmi ekseri ise hissiya süresin suretinde kendilerini ihsas ederler ve hayattan kaynama suretinde kendilerini bildirirler hem kâ hayat kainatın tedbir ve idaresinde hüküm ferma olan rızık hem hayatın devamına tedbir ve idaresinde hüküm ferma olan rızık rahmet ve inayet ve hikmeti tazammun ediyor güya hayat onları arkasına takıp bir yere çekiyor mesela hayat bir cisme, bir bedene girdiği vakit hakim ismi tecelli eder. Hikmetle yuvasını güzelce yapıp tanzim eder. Aynı halde Kerim ismi de tecelli edip meskenini hacatına göre tergip, tertip ve tezyin eder. Yine aynı halde Rahim isminin cilvesi görünüyor ki o Hayatın devam ve kemalini hayatın devam ve kemali için türlü türlü ihsanlarla taltif eder. Yine aynı halde Rezzak isminin cilvesi görünüyor ki o hayatın bekasına ve inkişafına lazım maddi manevi gıdaları yetiştiriyor. Ve kısmı bedende ittihar ediyor. Demek hayat bir noktayı mihrakiye hükmünde. Muhtelif sıfat birbiri içine girer. Belki birbirinin aynı olur. Güya hayat tamamıyla hem ilimdir, aynı halde hem kudrettir, aynı halde hem hikmettir ve rahmettir ve hakeza. Burası da çok mühim. Demek hayat tamamıyla hem ilimdir, Cenab-ı Hakk'ın alim ismine dayanır, hem kudrettir kudret ismine hem aynı halde hikmet, rahmettir ve hakeza. Cenab-ı Hakk'ın yukarıda sayılan isimlerine de dayanıyor tabi. İşte hayat bu cami itibariyle Cenab-ı Hakk'ın her şeyde tecelli ettiği hayat cami mahiyet itibariyle şunatı zatiye Rabbaniye'ye aynı darlık eden bir ayneyi semattır. En zengin, en geniş Cenab-ı Hakk'ın isimlerini gösteren aynedir diyor. İşte bu sırdandır ki hay kayyum olan zatı vacibül vücut hayatı pek çok kesretle mevzuliyetle halk edip çok bollukla yani her şeyde hayat verip neşir ve teşhir eder ve her şeyin hayatın etrafına toplatırıp ona hizmetkar eder. Çünkü hayatın vazifesi büyüktür. Az önce de söyledik. Yani bütün kainat niçin yaratılmış? Hayata müteveccihen yaratılmış. Evet, samedaniyetin aynası olmak kolay bir şey değil. Adi bir vazifede değildir. İşte göz önünde her vakit gördüğümüz bu hat ve hesaba gelmeyen yeni yeni hayatlar ve hayatlar asılları ve zatları olan ruhlar birden ve hiçten vücuda gelmeleri ve gönderilmeleri zatı vacibül vücut ve hayy kayyumun vücubu vücuduna yani Cenab-ı Hakk'ın tezahür edilişine apaçık ve sıfatı kutliyesini ve esmai hüsnasını lemaatın güneşi gösterdiği gibi gösteriyorlar. Nasıl ki ışık güneşe aynedir. Yani güneşi gösterir. Aynalar vasıtasıyla veya tecelliyete vasıtasıyla lemaatın güneşi gibi gösteriyorlar. Güneşi tanımayan ve kabul etmeyen adam nasıl gündüzü dolduran ziyayı inkar etmeye mecbur oluyor, öyle de hay kayyumu muhi ve mümit olan şemsi ehadiyeti tanımayan adam, zeminin yüzünü belki mazi ve müstakbeli dolduran zi hayatların vücudunu inkar etmeli. Yani Allah'ın varlığına, birliğine her bir hayat veya her bir canlı burada sayılan isimleriyle beraber Cenab-ı Hakk'a güneşin ışığa işaret ettiği gibi yani güneşin tecellisinin ışıkların güneşe tecelli ettiği gibi diyor her bir hayatta öyle Cenab-ı Hakk'a diyor delil olur. Belki mazi müstekbeli dolduran hayatların vücutlarını inkar etmeli ve yüz derece hayvandan aşağı düşmeli hayat mertebesinden düşüp camit ve cahil efsel olmalı. Cahillerin ve ondan da daha büyük cahillerin evceli olmalı. Evet, hayat meselesi uzun. Ben kısa kesiyorum. Sübhaneke la ilme illa ma la inneke entel alimun hakim ve ahiru davahum. Ben elhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. El Fatiha.